fotoğrafı bir Doğan'a verdim. Şimdi ölü yorduğu paylaşım. Şey yapma. Oldu mu? Oldu söyle açın. Yusuf gel Yusuf. Falan değil yani. Bu şimdi değil. Ekmek çıkacak. İçine odun atacak. Evet. Hmm. Sen sor, ben cevaplarım. Şöyle diyor, Şükrü Kurman'dan çabuk hoş geldi buraya. Tamam. Şükrü Kurman'dan geleceğim. Bunları da arabaya da koyarız. Çekecek mi? Bir nevi burayı bir de ev gibi de kullanıyoruz hani. İşimiz sürekli burada olduğu için şey yapıyoruz. Yatıyoruz şey yap, oldu gerektiğinde. Dört buçuk gibi kalkıyorum, ekmek yoğuruyorum. Çalışanlarımız var iki tane, onlar da geliyor yardıma. Onlarla birlikte akşama kadar 800 ekmek çıkarıyoruz günlük. Onu yani şey yapıyoruz. Burada ekşi mayalı köy ekmeği diyoruz. Gördüğünüz gibi un, tuz, su var. Ekşi mayamız var. Bu yani o şekilde meydana geliyor. Yorucu oluyor. Akşama ayakta oluyorsun. Ama böyle çıkardığımızda, ekmekleri gördüğümüzde yorgunluğumuz gidiyor. Müşteriden bir memnuniyet duyduğumuz zaman daha da gidiyor hani. Hani severek yapıyoruz işimizi. Yorulsak da çok da seviyoruz. Yani sevmesek yapılmaz hani bu kadar iş. Evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz işte. Eşim satıyor, biz üretiyoruz. Yani ben, çocuklar var hep birlikte. Yani bunun işçiliği çok oluyor. Biz bunu ailecek yapıyoruz. Önceden ninelerimizden, hani büyüklerimizden gördük. Bizim bu ekmeğimiz meşhurdur. Sonra hani iş değişikliğinde yapıldı. Bu sayı arttıkça kapalı mekanlara taşımak zorunda kaldık. Ekşi maya şimdi biz de eski ebelerimizden, atalarımızdan gördüğümüzde akşamdan ekşi maya hazırlarız. Ekmek yapacağımız zaman onu biraz üretiriz. Ekmeği yoğururuz. Bir saat ekmek dinlenmede kalır. Onu bu minnet dediğimize alırız. Bir saat doğuda kalır. Fırına koruruz. Bir saat sonra da fırından çıkar. Ama organik ekşi maya bizim. Sade un, tuz yani. Şu ekmek 1600 gramı var. Pişince 1,5 olabilir. İçinde aynı tuz, su, un. Ekşi maya olduğu için. İşte ekşi mayası var. Öyle başka bir şey yok içinde. Ne bileyim öyle alışmışız. Eskiden öyle alışmışız yani. Bize rahat geliyor. Başka bir yerlere gidip başka iş yapamayacağım bize. Yani kendi kendimize burada hem yapıyoruz. Hep kadınlar yap işte. Evine yani katkı katayım diye. Bir yardım olsun diye. Lezzet nereden geliyor? Eskilerin ekşi mayadan geliyor lezzeti yine de. Suyundan, köyümüzün suyu kireçsiz. Asıl ondan geliyor. Öyle işte lezzet. Şimdi mahallemde 14 fırın var. 50-60 tane çalışan var. Köyümüzün ekonomisine güzel bir katkı sağlıyor. Bu ekmeğimiz Manisa merkez ilçeleri, İzmir ve ilçeleri, Balıkesir ve ilçeleri, Ankara, İstanbul ve Avrupa ülkelerine de kargola yolluyoruz yani. Ekmeğimiz ekşi mayalı olması öncelikle, organik olması, hiçbir katkı maddesi olmadığından, un, su, tuz ve yıllar önceki ne diyeyim, GDO'suz ürünlerden diyelim artık. Üretilen ekşi mayamız üretiliyor. Ve devamlı bu ekşi maya üretildikçe ekmeğimiz o lezzeti ondan alıyor. Özellikle suyundan, kireçsiz olmasından. Özel hat çektik buraya fırınlarımız için. Sarıçayır mevkisi, Karaçam ormanlarından geliyor yani. Lezzetini ekşi maya ve suyu diyelim yani. Organik olması bir de. Günlük üretim 14 bin falan. Arkadaşlar bunu pazara çıkarıyorlar, satıyorlar, geliyorlar. Hanımlar, bayanlar yapıyor, üretimini yapıyor. Bu şekilde yani. Ulaşabiliyor. Var, internet üzerinde sitelerimiz var. Mahmutlar ekmeği yazdınız mı çıkıyor zaten. Mahmutlar ekşi mayalı ekmek YouTube'larda şeylerde var yani. Özellikle benim numarayı arıyorlar.
Ben de arkadaşlar arıyorum şuraya işte 100 ekmek, 200 ekmek, 1000 ekmek diye. Ona göre yönlendiriyoruz yani. Kargo da olsun, arabayla olsun, servisle olsun gidiyor yani.